Herkese merhaba. Statik soru çözümleri yapıyoruz. Konumuz 3 boyutlu kuvvet sistemleri. Sorumuz, şekildeki P kuvvetinin AD eksenine göre momentini birim vektörler cinsinden bulunuz. Bu soruyu kendiniz çözseniz nasıl çözebilirsiniz? Biraz düşünmenizi tavsiye ederim. Sorunun çözümüne geçelim. Önce soruyu anlayalım. Bizden ne isteniyor? P kuvvetinin A'dan ve D'den geçen eksene göre momenti isteniyor. P kuvveti nasıl bir kuvvet? Şiddeti 240 N, C noktasından ve E noktasından geçen tesir çizgisine sahip. P kuvvetinin AD eksenine göre momenti, tesir çizgisi AD ekseni olan bir moment vektörüdür. Yönü ise sağ el kuralıyla bulunur. Sağ el kuralı nedir? Bir hatırlayalım. Sağ elimizin dört parmağını kuvvet yönünde tutup avucumuzun içini moment alınan eksene döndürüp avucumuzu kapattığımız zaman baş parmağımız moment vektörünün yönünü gösterir. Burada da öyle yapıyoruz. Sağ el kuralıyla moment vektörünün yönünü görüyoruz. A'dan D'ye doğru. Evet. Bu problemi çözerken kullanacağımız formülü yazalım. MAD eşittir R vektörü çarpı vektörel çarpım P vektörü skaler çarpım E vektörü. Peki bu 3 vektör hangi vektörler? Nasıl yazılacak? Bu 3 vektörü IJK cinsinden yazacağız. R vektörü bizim keyfi olarak seçeceğimiz bir vektör. Yalnız şuna dikkat edeceğiz. R vektörünün başlangıç noktası moment alınan eksen üzerinde olacak. Moment alınan eksen üzerindeki herhangi bir noktayı seçeceğiz. R'nin başlangıcı olarak. R'nin uç noktası da momenti alınan kuvvetin tesir çizgisi üzerindeki herhangi bir nokta olabilir. İkinci vektör P vektörü, kuvvet vektörü şekilde verilmiş. E vektörü de moment alınan eksen üzerindeki birim vektör. Bunu da yazacağız IJK cinsinden. Şimdi önce R vektörünü IJK cinsinden yazalım, seçelim. R vektörünü nasıl seçeceğiz? Başlangıç noktası neresi olacak? Uç noktası neresi olacak? R vektörünün başlangıç noktası A noktası, uç noktası C noktası olabilir. Bu bir alternatif. İkinci alternatif, R vektörünün başlangıç noktası A, uç noktası E noktası olabilir. Üçüncü alternatif, başlangıç noktası D noktası olabilir, uç noktası E noktası olabilir. Son olarak da dördüncü alternatif, ve bizim için en avantajlı olan alternatif D noktasından C noktasına doğru bir R vektörü seçilebilir. Bu alternatif bizim için en uygun olan alternatif çünkü R vektörünü yazmak en kolay şekli bu. Sadece X bileşeni var bu R vektörünün. O halde R'yi DC şeklinde seçiyorum. D'den C'ye gideceğim. X'e paralel 3 birim gidiyorum pozitif yönde. O halde R'yi kolayca yazabilirim. R eşittir 3i. Geçelim P vektörüne. P vektörünü birim vektörler cinsinden yazacağım. P vektörünü birim vektörler cinsinden yazabilmek için kullanacağım formül P eşittir P çarpı CE bölü CE'nin şiddeti. Çünkü P kuvvetinin tesir çizgisi üzerindeki noktalar C ve E. P ile aynı yöndeki vektör de C'den E'ye doğru yönlenmiş olan CE vektörü, yer vektörü. CE vektörünü yazalım. C'den yola çıkıyoruz, E'ye gidiyoruz. Eksenlere paralel ne kadar ve ne yönde gittiğimize bakarak yazıyoruz. Ben önce Z'ye paralel, sonra Y'ye, sonra X'e paralel gitmişim. Burada sıra önemli değil. Hangi sırayla gittiğimizin önemi yok. CE vektörünü böylece pratik olarak yazmış oluruz. Aslında CE vektörünü veya bir herhangi bir yer vektörünü uç noktasının koordinatlarından başlangıç noktasının koordinatlarını çıkararak yazabiliriz. Fakat ben bu yolu daha uygun görüyorum, pratik görüyorum. Bu yolla bulmayı tercih ediyorum. Size de tavsiye ediyorum. X'e paralel eksi yönde 3 birim gitmişim, eksi 3i. Y'ye paralel artı yönde 2 birim gitmişim, artı 2j. Z'ye paralel eksi yönde 7 birim gitmişim, eksi 7k. CE'nin şiddetini de Pisagor bağıntısından bulurum. Karelerinin toplamının karekökü. Evet, böylece P'yi de elde etmiş olduk.
P'nin başındaki katsayıyı koruyorum, parantezin içine almıyorum. Çünkü işime yarayacak. P bu şekilde. Geçelim E'ye. E vektörünü birim vektörle IJK cinsinden yazacağız. E vektörü de A'dan ve D'den geçen bir çizgi üzerinde birim vektör. AD vektörünün kendi şiddetine oranıyla bulunur. AD vektörünü yazalım. A'dan D'ye gidiyoruz. Eksenlere paralel olarak ne kadar ve ne yönde gittiğimize bakarak kolayca yazıyoruz. Y'ye paralel 6 birim, Z'ye paralel 7 birim pozitif yönde, X'e paralel eksi yönde 3 birim giderek A'dan D'ye varmışız. O halde AD vektörü eksi 3i artı 6j artı 7k. Şiddeti de Pisagor bağıntısından bulunur. E'yi de bulduk. Başındaki katsayıyı yine koruyorum. İçeriye almama gerek yok. Hatta bu şekilde bıraktığım zaman daha işime yarıyor. Karışık çarpımı yaparak MAD'nin şiddetini bulabilirim artık. MAD'nin şiddetini yani karışık çarpımı yaparken determinanttan faydalanacağım. Daha pratik olduğunu düşünüyorum. Eğer IJK cinsinden yazılmış vektörlerin terim sayısı az ise parantezleri açmak daha pratik olabilir. Fakat eğer terim sayısı fazlaysa o zaman determinantı tercih ederim ve tavsiye ederim. Burada da determinant yoluyla yapacağım. Birinci satıra R vektörünün dik bileşenlerini yazıyoruz. R vektörünün sadece X bileşeni var. Y ve Z bileşeni sıfır. P vektörünün X, Y, Z bileşenleri üçü de var. Başındaki katsayıyı determinantın dışına katsayı başına katsayı olarak çıkarıyorum, yazıyorum. Determinantın özelliği budur. Bir satırın ortak çarpanı determinantın başına katsayı olarak çıkarılabilir, yazılabilir. E vektörünün dik bileşenlerini de yerine yazıyorum. Başındaki katsayıyı determinantın dışına yine çıkarıyorum, katsayı olarak yazıyorum. Artık bu determinantı açabiliriz. Birinci satıra göre açıyorum. Sadece 3'ün katsayısını bulsak yeter, diğer terimler sıfır olduğu için. 3'ün katsayısı da 2 çarpı 7 eksi 6 çarpı eksi 7 şeklinde bulunur. Buradan determinantın 168 olduğu görülüyor. Baştaki katsayılarla çarparsak moment vektörünün şiddetini buluruz. 528.15 Newton metreymiş. Moment vektörünün şiddetini bulduk ama bizden birim vektörler cinsinden yazmamız isteniyor. Birim vektörler cinsinden yazabilmek için de şu formülü kullanacağız. MAD vektörü eşittir MAD'nin şiddeti çarpı kendi yönündeki birim vektör E. MAD'nin şiddetiyle E'yi çarparak MAD vektörünü birim vektörler cinsinden yazmış oluruz. Şimdi baştaki katsayıyı bu şekilde bırakmayalım. Artık sonuca geldik. İçeriye alalım. Parantez içerisine MAD vektörünü IJK cinsinden bulmuş olalım. MAD vektörünün sadece X bileşeninin negatif olduğu, diğerlerinin pozitif olduğu görülüyor. Şekle bakarak kontrol edelim. Şekildeki vektör X bileşeni negatif, Y ve Z bileşenleri pozitif olan bir vektör. Hoşça kalın.